Dayım 80'lerde dönemin Halkın Kurtuluş Partisi'nin taraftarı. O dönem Hatay'da bulunuyor, 4 yılda. Daha öncesinde dersinde bir gözaltısı var. Bir süre gözaltında kalıp bırakılıyor. O dönem lise öğrencisi, yeni daha 17-18 yaşlarında. Daha sonrasında ailemin, daha doğrusu anne tarafımın bir kısmı oraya geçmiş. Hatay'a, işte orada İskenderun'da demir çelik sanayisi var, orada çalışıyorlar. Dönem tabii ki sağ sol çatışmalarının da çok yoğun olduğu bir dönem, darbeden önceki süreç. Bu darbeden önceki süreçte zaten aileme orada bir baskı da yapılmış. Annemlerin işte bulunduğu mahallede evleri taşlanmış. İşte hem solcu oldukları hem Alevi Kürt kimliklerinden kaynaklı. Dolayısıyla öyle biraz bayağı bir sıkıntı zaten yaşıyorlarmış. Dayım da dönemin Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği. Sabah yani işte derneği açmaya giderken sabah gidiyor, derneği açıyor. Derneğin kapısındayken dernek kimliği belirsiz iki kişi tarafından, maskeli iki kişi tarafından motosikletle taranıyor. Tarandığı sırada dayım hayatını kaybediyor olay yerinde. Vücudunda yaklaşık 18 tane kurşun tespit ediliyor. Önce işte olay yeri incelemesi yapılıyor. Olay yeri incelemesinden sonra da otopsiye gidiyor cesedi. Sonra otopsi sonucunda da bütün her şey belirleniyor. Dönemin savcısı, o dönemki savcı ki ismi vesairesi her şey otopsi raporu bizim elimizde var. Meseleyi aslında bir kamu artık bir şikayete bağlı suçtan çıkıp sonuç itibariyle tarandığı için de ve hayatını kaybediyor. Kaybettikten sonra da herhangi bir dava veya bir süreç başlatılmıyor. Aslında savcıya intikal ettiği halde. Normalde böylesi bir şeyle karşı karşıya kalındığında savcının dava açması gerekir. Savcı davayı açmıyor. O dönemde aile başka kayıplar da yaşıyor. Gene buna benzer şekilde dayılarımızı ve işte amca çocuklar falan kaybediyor annemler. Sonrasında da zaten Eylül gibi darbe oluyor. Darbe olduktan sonra da zaten korkudan ve işte o dönemin koşullarından meselenin peşinden koşamıyorlar. Ve dolayısıyla sadece öyle faili meçhul olarak kalıyor. Epey bir süredir zaten meseleye dair bir bilgim şeyim vardı ama bir belge olduğunu bilmiyordum. Yani bir otopsi raporu ve olay yeri incelemesi raporu aslında hukuken önemli bir kanıt. Ve dolayısıyla bunun ya da o dönemki savcının işte oraya gelen polisin, doktoru vesairenin hepsinin isimleri var. Bunun olması önemli. Hani sonuç itibariyle bu olmamış olsaydı peşinden gitmemiz zor olacak. Biz en azından bunun kayda geçmesi gerektiğini düşündük. Çünkü yani bu kayda geçmeli ki bu kadar, gerçi bunlar hala bir boyutuyla ülkemizde devam ediyor. Yani aslında o süreç bitmiş, kapanmış, bu 80 özlü bir şey değil. Bu aslında hala devam ediyor. Eğer dava açabilirsek dava açalım. Hani bir sonuç beklemekten, birilerini cezalandırmaktan öteki bence burada asıl cezalandırılması gerekenin savcı da olduğunu düşünüyorum. Çünkü dönemin savcısının buna dava açmaması kabul edilebilir bir şey değil. Hukuki ve mantıki bir sınırı da yok. Hani hadi failleri bulamadık ama dönemin yetkililerinin buna göz yummuş olması bence kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü buna göz yumulduğunda da gördüğümüz gibi devam ediyor bütün bu süreçler bir boyutuyla. Var. Yani sonuçta bizim evdekilerin, özellikle annemlerin falan meseleye dair çok bahsetmiyorlar. Bahsettikleri süreçte de açıkçası hemen almıyorlar yani doğal olarak. Çünkü ona dair bir acıları bitmedi. Ve bence acının bitmesi bir boyutuyla da belki kişiler yargılanmış olsaydı, bir şey olsaydı, yani hani somut bir şeyler olsaydı meseleye dair, belki en azından bu acıyı bir tık daha dindirebilir. Sonuçta buradaki mesele bunu yapanlardan ziyade bu iklimi oluşturan, ondan sonra acaba bu şeyi yapan devletin kendisi. Belki biraz oradan hesap sormak, yani biraz bunu dile getirmek. Biraz derdim aslında bu, derdim biraz da bu. Evdekiler de buna hemen sıcak baktılar. Özellikle de otopsisine giden gören, hani şey yapan dayım da özellikle öyle. Biraz hani içlerinin soğumasına da, içimizin soğumasına da fayda edeceğini düşünüyorum. Kayıtlara geçmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında bunlar birer sayı olmaktan ziyade, hani bu tip yaşanan şeyler belki bir faili meçhule artı bir
şimdi buradan bakıldığında çok önemsizmiş gibi görülebilir ama aslında çok da önemli bir şey. Bir zihnimizi, o mücadele geleneğimizi de diri tuttuğunu düşünüyorum. Diri tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde de hesap sorulmalı, öyle ya da böyle dile getirilmeli. Sinip geride durmak yerine evet yani bunlar yaşandı, oldu demek gerekiyor. Tabii ki de acılar bitmiyor ve devam ediyor. Bu sistem bu şekilde devam ettikçe zaten belki daha fazlasıyla da karşılaşacağız. Karşılaşıyoruz da. Bugün artık öyle bir koşullara geldik ki bunları dillendirmek bile çok sorunlu bir hal almaya başladı. Bugün en basitinden bununla ilgili yargılanabiliyorsunuz, bunlarla ilgili soruşturmaya uğrayabiliyorsunuz. Yaşadığınız bir şeyi ifade ettiğiniz, özellikle haksız bir şeyi ifade ettiğinizde. İnsan Hakları Derneği'ne başvurdum öncelikle. İnsan Hakları Derneği'yle bu meseleyi paylaştım zaten. Onlar da hem uluslararası kurum ve kuruluşlarla da bu hani sonuç itibariyle bu meselelerin paylaşılacağından bahsettiler. Hukuki bir süreç varsa onu işletmekten yanayız. Eğer böylesi bir şey olmasa bile sonuç itibariyle artık hani en azından dile getirilmesi, kayıtlara geçmesi, bir hafıza oluşturulması ve bir kayıt oluşturulmasını tarihe not düşmek gerekiyor. Sonuç itibariyle 18 yaşında bir insanın 18 kurşun öldürmesi bence devasa bir şey. Yani bugün işte aynı dönemin Erdal Eren'in 17 yaşında yaşının büyütülerek idam edilmesi, biri o şekilde, diğeri de kurşunlanarak öldürülüyor ve onun gibi niceleri var. Hani bunlar iki somut olay ya da gördüğümüz iki somut olay. O yaşanan şeyleri alışıyoruz. Alıştıktan sonrasında diğer yaşananları da kanıksamaya başlıyoruz. Bu kanıksamanın sonucunda yenileri ortaya çıkıyor bence. Yeniler işlenmeye devam ediyor. Sustukça, üstünü kapattıkça, üstünden geçtikçe, ya canım bundan da ne olur deyip hayatımıza devam ettikçe bir şeyler düzelmiyor. Düzelmediği gibi o gelene, yani sistemin, devletin o tavrı devam ediyor.